sevgili izleyiciler, yeni bir gün başlıyor. Evet sevgili izleyiciler, günaydın diyoruz. Bir harekatla başlıyor yayınımız. Musul'da aylardır tartışılan harekat başladı. Koalisyon güçleri, Irak birlikleri kara harekatı başladı. IŞİD mevzileri vuruluyor. IŞİD'den de karşı hamleler var. Teknik olarak İbadi, Irak Başbakanı duyurdu 1.40'da operasyonun başladığını ve Irak Başbakanı resmi devlet televizyonundan şöyle dedi. Musul'u IŞİD'den kurtarma operasyonu başladı dedi sevgili izleyiciler. Gece 1.40 itibariyle Musul kentine girecek güçlerin yalnızca Irak ordusu ve polis birlikleri olacağı da ifade edildi. Telefon attığımızda Haydar Ateş var. Şimdi son bilgileri kendisinden dinleyelim sevgili izleyiciler. Çünkü harekata Türkiye'nin katılması tartışılmıştı. Şu anki zeminde, sahada gerçekleşen etkinliğin tam olarak nasıl bir etkinlik olduğunun farkına varalım. Bazı ayrıntılar var. Hem Amerika'dan hem Rusya'dan açıklamalar var. Ara ara onları da paylaşacağız sizlerle. Efendim merhaba, yayınımıza hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ediyorum Serhan Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi Irak'taki çalışanlara saygıyla selam diliyorum. Çok teşekkürler. Hayır olsun diyerek başladık güne, bu haftaya. Evet. Musul harekatı ile ilgili ne tür bilgiler paylaşabilirsiniz? Size gelen ve analiz edilmesi gereken konular neler şu anda? Onları bir dinleyelim sizden. Öncelikle harekatın başlangıcını aslında Amerika yaptı. Yani hem hava kuvvetleri hem topçu atışıyla malum. Önce IŞİD mevzilerini, komuta merkezlerini, lojistik merkezlerini vurmaya başlamıştı. Ancak Amerika bu esnada harekatın başlayacağını, resmi açıklamanın Irak Başbakanı tarafından yapılacağını bildirdi. Ancak aslında sonucunu da belirleyecek bazı açıklamalarda bulundu. Harekatın başkomutanı Barzani dedi. Yani sözde işte oradaki Amerika'nın sözde kurmaya çalıştığı Kürdistan'ın başındaki şahıs olarak belirledi. Tabi İbadet'in açıklaması her ne kadar Irak kuvvetleri ve polis gücü dese de bunun nedeni şu, peşmerge katılıyor, Barzani kuvvetleri katılıyor. Barzani'nin elindeki güçler Irak anayasasına göre bir güvenlik gücü, yani asker değil. Hı hı. Biz her ne kadar Barzani devlet başkanı gibi ağırlasak da, ona ayrı bir devlet gibi muamele etsek de, ki Amerika da bunu yapıyor, Irak anayasasına göre o sadece bölgede yönetici ve peşmerge güçlerinde sadece polis gücü durumunda. Tabii Amerika bu harekata başlarken açıklamasında hem Barzani'nin harekatın komutasını yürüteceğini söyledi. Bu esnada Irak hükümetinde, merkezi hükümetinde geriye gitmedi. Yani sen kimsin, benim ayarımda değilsin vesaire ifadesini kullanmadı. Diplomatik olarak da onu devreye soktu ama asıl kontrol bende mesajını da verdi. Tabii bu aslında da Irak hükümetine bakmak lazım. Irak'ta şu anda Şiilerin kontrolünde bir hükümet var. İran'ın ağırlıklı olduğunu görüyoruz bu bölgede. Ve özellikle merkezi hükümet üzerinde bir ağırlığı var. İran'da bu esnada Amerika'yla malum ambargoların kalkması nedeniyle yakın işbirliği halinde. Yani Amerika'nın aleyhine bir politika İran bu bölgede bitmez. İran'ın şu anda zaten bütün ağırlığı Basra bölgesi, Şii bölgesi ve Suudi Arabistan'ın buraya yönelik bir takım eylemleri. Musul harekatı çok uzun sürmez. Çünkü 6-7 aydır bir hazırlığı vardı bunun. Ve amaç da bu bölgede şu anda Musul bölgesindeki IŞİD'in elindeki petrolün IŞİD'in eline alınması. Yani IŞİD'in para kaynağını kesilmesi. Siz şu ana kadar petrol gelirleriyle ayakta. Yani amaç o para kaynağını kesmek diyorsunuz. Bu arada IŞİD'in bölgeden gelen bilgiler şöyle. IŞİD'in koalisyon güçlerinin hava hareketliliğini bozmak için hendeklere doldurduğu petrolü yaktığı belirtiliyor aynı zamanda. Petrol ve lastik yakarak bütün şehrin üstünde bir duman bulutu oluşturmak. Böylece elektronik sistemleri veya görüşleri engellemek şeklinde. Ancak şu anda Amerika tabii bu hazırlığı yaparken operasyona başlamadan Musul 1 milyon 200 bin nüfusu bir şehirdir. Çok sayıda içeride hazırlık yaptı. Hem milis güçleri hem sızlı kuvvetlerle bunları da harekete geçirdi. Elinde önemli ölçüde içinde yönelik istihbarat var. Ve bu esnada malum bu harekat öncesi Peşmerge'yle Sincar bölgesine de getirerek IŞİD'in Musul ve Rakka arasındaki bağlantısını da kesmişti. Tel Afar bölgesi hedefteydi. Şimdi esas tabii Amerika'nın ulaşmak istediği hedef, ki Türkiye tamamen bunu da söyleyelim. Burada devre dışı, hatta öyle ki
Şu anda Genelkurmay Başkanı Amerika'da Genelkurmay Başkanları toplantısında eskiden Amerika bu tip operasyonları Türkiye'ye önceden haber verirdi. Şimdi Türkiye artık bu operasyonları basından öğreniyor. Zaten böyle bir operasyon konusunda bilgisi olsaydı sanıyorum Genelkurmay Başkanı da halen Amerika'da olmazdı. Türkiye'ye dönmüş olurdu. Dolayısıyla Amerika artık Büyük Orta Doğu Projesi'ni adım adım kendi istediği şekilde şekillendiriyor. Tabii peki, bu esnada niye Musul'a ağırlık verdi? Suriye bölgesinde PYD'yi belli bir yere kadar getirdi. Memiş bölgesini teslim etti. Fırat'ın batısına geçirdi. Buradaki Kürt koridorunu biraz erteledi. Şimdi Haydar Bey sıcak bir takım haritalar, bilmiyorum ekranı görüyor musunuz ama bir takım haritalar da konuyla ilgili gündeme gelmiş. Türkiye'nin konumunu da konuşacağız birazdan size. Hani tüm bu gelişmelerin ışığında o Başika'nın durumunu da değerlendirelim isteriz. Irak'tan yalnız bir haber alalım istiyorum. Özdemir Hürmüzlü telefon attığımızda Kerkük'te gazeteci Özdemir Hürmüzlü bize oradaki yansımayı bir aktarsın istiyoruz. Hatta kalın lütfen, beraber dinleyelim. Evet. Özdemir Bey, size de günaydın diyelim. Pek gün aydı mı aymadı mı bilemiyorum bölgede. Hakikaten endişeli de bir sivil kayıpları olmasın diye Rusya'nın da açıklamaları var. Siz neler aktarabilirsiniz? Oradaki durumu nasıl yansıyor gazetecilere durum? Bize bilgi verir misiniz? Şu an Kerkük'ten ne görünüyor Musul'daki harekatla ilgili? Ne tür bilgiler var? Günaydın Semra Hanım. Buyurun. Özdemir Bey, duymakta bir problem mi var acaba? Evet, ben duyuyorum. Siz beni duyuyor musunuz? Evet evet, duyuyoruz. Bize oradan, Irak'tan Musul harekatı ile ilgili ne tür bilgiler verebilirsiniz? Sizin durumunuz nasıl, bir aktarın istiyoruz. Evet, şimdi Semra Hanım şimdi bekleniyordu operasyonun başlaması. Zaten hareketler yapılmıştı. Her şey bekleniyordu. Dün gece yarısından sonra Irak Başbakanı Musul'un büyük operasyonunun başladığını ilan etti. Şöyle bir açıklama yaptı. Musul'un operasyonda sadece Irak ordusu ve polisin Musul'un kentine gireceğini ve orada ondan sonra güvenliğini sağlayacağını yapıyordu. Şimdi operasyonlar iki günden beri hava saldırısıyla başladı. Çok yoğun hava saldırısı başladığını biliyordu. Ama dün gece çok ilginç bir iddialar ortaya atıldı. Şimdi oradaki militanlar dün camide anons yaparak orada bir hıyanetin olduğu, IŞİD'in militanları anons yapıyordu. Oradan çekilmeniz diyordu. Yani bir hıyanet yapıldı orada, ihanet yapıldı. Oradan Musul'da çekilmeniz diyordu, anons ediyordu. Şimdi bu iddia ne kadar doğru bilmiyoruz ama şimdi de topçu atışlar başladı. Hava saldırılarının devam ettiğini ve bazı ilerlemenin olduğunu kaydediliyor. Tabii ki bu operasyonların ne kadar süreceğini şimdi bilmiyoruz. Oradaki IŞİD'in ne kadar yığınak yaptığını, ne kadar bir savunma hattında yaptığını da bilmiyoruz. Ama oradan gelen bilgiler bu kadar. Şimdi bundan sonra artık Musul'unda yani kurtarıldıktan sonra daha büyük kritik aşamaya gireceğiz. Şimdi oradaki bildiğiniz gibi Türkmenlerin durumu da var. Tel Afar'da önemli gelişmeler de yaşanabilir. Şimdi bildiğiniz gibi Irak'ta artık çok kritik bir aşama yaşanacaktır. Oradaki güçlerin, hareketlerin yaşanan acaba bu bundan sonra sadece Musul'un içinde Irak ordusu ve polisi girecek mi, başka güçler girmeyecek mi? Türkiye'nin durumu ne olacaktı? Biliyorsunuz Türk ordusunun Başika kampında da var. Bilmiyoruz yani, biraz oradaki durumlar karşı. Belirsizlikler var elbette. Hepimiz gözleyeceğiz. Ona göre bilgilendirmemizi de yapacağız, eldeki verileri. Teşekkür ediyoruz. Kendinize dikkat edin. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Haydar Ateş'e tekrar dönelim. Haydar Bey, şimdi Özdemir Bey'i de dinledik. Türkmenler dedi. Başika'daki Türk birliklerinin durumu dedi. Bununla ilgili bu sıcağı sıcağına yapacağınız bir yorum var mı acaba? Şimdi Başika'daki Türk birliklerinin şu aşamada Türkiye masa dışı kalmış durumda. Eğer Türkiye bir emrivaki yapıp doğrudan müdahale etmezse Amerika'nın şu anda planının dışında olduğunu görüyoruz. Belki son aşamada Türkiye ile hani bölge komşu ülke, bölge ülkesi diye belli bir aşamadan sonra, harekatın belli bir aşamasından sonra Türk birliklerinin de bazı bölgeleri alabileceğini düşünebiliriz. Ancak
şu anda hem Irak'ın hem Amerika'nın planında Türk birliklerinin bu harekata katılmasının söz konusu olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu harekatı şu anda Amerikan kontrolünde tümüyle Irak peşmerge birlikleri ağırlıklı ve kısmında Irak ordusunun birliklerinin yaptığını görüyoruz. Polis gücü, Özdemir Bey de söyledi, polis gücü dedi ama açıklama polis gücü biraz önce belirttiğim gibi peşmerge şu anda Barzani'nin peşmergeleri Irak anayasasına göre bir polis gücü, bir güvenlik gücü. Tabii burada kritik olan Türkiye açısından bu harekat sonrası Musul'un kime verileceği. Çünkü burada çok sayıda Türkmen var. Kerkük'te Türkmenler var. Halen Barzani'nin kontrolünde. Telafi bölgesi ve Musul'da da çok sayıda Türkmen var. Bunların akıbetinin ne olacağı henüz belirsiz. Ancak IŞİD'e yönelik operasyon sonrası bu bölgenin kontrolü eğer Barzani'ye verilirse zaman içerisinde burada Türkmen varlığının da ortadan kaldırılabileceğini, bu arada Kerkük'te olduğu gibi bir adeta soykırım yapılabileceğini büyük göreceğiz. Endişe. Rusya'nın da bu yönde evet. uyarısı var. Putin'in açıklaması da sivil kayıplarının olmaması yönünde Fransa ve ABD bu konuda dikkatli evet. olacaktır diyor. Uyarıda bulunuyor. Şu an ekrana gelen görüntülerde Doğan Haber Ajansı'nın sağladığı görüntüler ABD birliklerini görüyoruz. Zertek Dağı'nda oradan gelen sabahın ilk ışıklarıyla alınmış olan görüntüler birliklerin konuşlandığı ifade ediliyor. Arada başka görüntüler yayınladık, fotoğraflar. Onlar da harekatın başladığı andan itibaren gelen ilk görüntülerdi. Irak birlikleri evet. sizin de ifade ettiğiniz. Bu arada Ninova gönüllülerinden söz ediliyor. O da önemli unsur. Evet, bu başlıkada Türklerin eğitti oradaki Türkmenlere Ninova gönüllüleri deniyor. Bunlar da harekata katılıyor. Peşmerge kontrolü olarak harekata katılıyor bunlar da. Evet, peki Aydar Bey, şimdi siz az evvel dediniz ki yeni bir soykırım endişesi Türkmenlere yönelik evet. özellikle. Irak Başbakanı'nın açıklamasını böyle mi okuyalım acaba? Şimdi polis birlikleri ve Irak ordusu dışında kimse Musul'a girmeyecek derken ne demek istiyor sizce? Şimdi başka hiçbir ülke askeri girmeyecek şekilde. Aslında mesaj Türkiye. Çünkü zaten Amerikan özel kuvvetleri, malum 3-5'e yakın özel kuvvetler askerini Amerika geçtiğimiz yıl içerisinde getirdi. Hatta Amerikan Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı geldi. 3500 özel kuvvetleri askeri incirlik vasıtasıyla geldi. Burada bir takım çalışmaları yürüttü. Hemen Musul'un güneyinde zaten bir Amerikan üssü kurulmuştu. Amerika'nın orada zaten bir askeri varlığı var. Bu topçu birlikleri, Amerikan hava kuvvetleri incirlikten kalktı ama bir kısmı da Süleymaniye bölgesinden veya Afganistan'da Bagram bölgesinden kalktı ama bu bölgede ağırlıklı olarak Amerika'nın zaten kara gücü olarak bir üssünün bulunduğu bölgede Musul güneyinde topçu birlikleri vardı, özel kuvvetleri vardı. Bunlar da operasyona katılıyorlar. Aslında her ne kadar Irak Başbakanı'nın açıklaması Irak ordusu ve polis dese de Amerika'nın da bu işin içerisinde doğrudan olduğunu, harekatı sevk idare ettiğini, komutasının ana merkezinde Amerikan askeri yetkilerinin olduğunu söyleyebiliriz. Peki şimdi bu noktadan sonra Türkiye'nin başıkada işte ABC diye Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı bir takım tezleri olduğu ifade olunmuştu. Herhangi bir hani Türkiye ile ilgili herhangi bir şey görünüyor mu operasyonda? Şu anda Türkiye aslında bu operasyona belki katılabilirdi. Burada masada olabilirdi ancak Türkiye farklı bir yöntem izledi. Suriye'de yaptı, hatayı burada da yaptı. Irak Merkezi Hükümeti'yle karşılıklı temas etmedi. Yani, temasın ötesinde uzun olmayan şekilde bir temas sağladı. İşte sen kimsin, ben kimim vesaire. İşte, bu Irak Merkezi'nin bütünlüğünü biz savunmuyor muyuz? Evet, Irak bütün olsun, bölünmesin, Barzani burada devlet kuramasın diyorsak biz Irak Hükümeti'yle de çok iyi çalışmak durumundayız. Biz tam tersi Barzani'ye sanki ayrı bir devlet başkanıymış gibi burada ağladık. Ondan sonra Barzani operasyona başlayınca da işte Irak'la yine ağız arasına girdik. Suriye'de olduğu gibi o hatayı maalesef burada da yapmamalıyız. Irak Merkezi Hükümeti'yle çalışmak zorundayız. Türkiye'nin bu bölgede çıkarları vardır. Türkmenler vardır. Onların korunması önemlidir. Onların can güvenliği önemlidir. Türkiye'nin uzun yıllardan beri bu bölgedeki bir askeri varlığı var. Terör örgütüyle mücadele kapsamında. Bu kapsamda Irak hükümetiyle
bir anlaşması da var Türkiye'nin Saddam döneminden beri bir anlaşması var. Bu anlaşma uygun olarak Irak hükümeti şu ana kadar herhangi bir karşı açıklamada bulunmadı. Zaman zaman bazı gerilim oldu ama diplomatik gerilimler oldu ama tam namıyla Türk varlığını burada kalkmasını belirten bir açıklama olmadı. Bunu da iyi değerlendirmek gerekir. Türkiye'nin bu bölgedeki güvenliği, bekası Irak'ın bütünlüğünden yana olacak şekilde olmalıdır. Aksi takdirde Türkiye'nin güvenliği de tehlike girer. Irak Merkezi Hükümeti'yle yakın işbirliği içerisindeki bir politikayla bu bölgede Türkiye çıkarlarını koruyabilir. Aksi takdirde Suriye'de olduğu gibi burada da peşmerge ve hemen akabinde belki PKK bu bölgede hakim unsur olur. Irak Merkezi Hükümeti'nin kontrolü burada olmazsa Türkiye için yeni bir sorun alanı demektir bu bölge. Problemli bir alan oluşmaya başlar ki o da bizim istemeyeceğimiz, Türkiye'nin çıkarlarına uymayan bir şey. Sayın Haydar Ateş, kısa da sürer diyorsunuz zaten operasyon. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilere. Çok uzun süreceğini tahmin etmiyorum. Buradaki IŞİD teröristleri muhtemelen bir kısmı Felice bölgesine, büyük bir kısmı da Rakka bölgesine kaçarlar. Orada yine karşımızda bu teröristleri biz görürüz. Evet, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilere. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Asıl mesele zaten Suriye topraklarında ama Musul'a yönelik bu harekat aylardır tartışılıyordu, başladı. Şimdi Öztürk Yılmaz var, CHP Genel Başkan Yardımcısı telefon attığımızda. Öztürk Bey, size de günaydın diyelim. Gözümüzü günaydın açtık, harekat başlamış. Hep aylardır zaten tartışılıyordu, konuşuluyordu. Bir yandan Dabık dün gazetelerde manşetteydi, bugün Musul şimdi görülüyor. Musul'daki hareketlilik görülüyor. Siz bölgeyi yakından tanıyorsunuz. Eldeki verilerle neler söyleyebilirsiniz bize? Şimdi bir sabah Haydar el-Abadi, Irak televizyonlarına da yansıyan o görüntüsünde yanında generalleri var. Ve bir görüntü vermeye çalışıyor. Bu bir şey demek. Yani ben bu işi halledeceğim, yapacağım. Büyük bir siyasi risk aldım ve IŞİD'i Musul'dan kovacağım anlamına geliyor ve Musul'u Bağdat'a bağlayacağım anlamına geliyor. Şimdi şöyle, 2 yıldır Irak gerçekten büyük bir zulüm yaşıyor. Irak, Musul, Irak'ın ikinci büyük kenti. Kaynakları gerçekten çok büyük olması nedeniyle IŞİD'in hedefi oldu ve IŞİD orayı 2 yıldır bütün ne varsa sömürdü. Ne varsa sömürdü. Şimdi o kente dönük bir operasyon var. Bu operasyon eğer başarılı olursa, ki ben olacağından şüphem yok, belki zaman alabilir, bu IŞİD'in Irak'taki varlığına son verilmiş oluyor. Ancak yani Musul'da IŞİD temizlendiğinde Irak'ta IŞİD kalmamış oluyor. IŞİD'in tek bölgesi Suriye olacak o zaman. Evet, çünkü telafer bir şekilde çabuk boşaltılacağını düşünüyorum. Yani asıl konu Musul'dur. Musul'un yaklaşık şu anda 1 milyona yakın insan yaşıyor orada ve bunların çok büyük bir bölümü IŞİD güçlü olduğunda IŞİD'i desteklediler. IŞİD zayıflamaya başladığında da IŞİD'i hemen satacak bunlardır. Şimdi şöyle bir şey, bu operasyon 1 yıldır konuşuluyordu. Ama bir türlü harekete geçilemedi, beklendi. Neden? Çünkü bu operasyona hangi kuvvetlerin, kimlerin katılacağı konusu ciddi tartışma yarattı. Ki Türkiye'nin konusunda da, Türkiye işte oraya katılsın mı katılmasın mı, Türkiye'nin eğittiği güçler katılsın mı katılmasın mı konusu da oldu. Ve Türkiye'nin eğittiği güçlerin Musul'un merkezine girmesine şu anda izin vermiyorlar. Bu arada bir ayrıntıyı paylaşayım. Siz sözünüzü lütfen kesiyorum ama eski Musul valisi demiş ki Türk askerlerinin eğittiği savaşçılar da operasyona katıldı. Ama siz diyorsunuz ki onların Musul'a girmesine izin verilmeyecek yani, diyorsunuz. Musul'a yaklaşmasına kadar işte izin veriliyor. Ama tam kente girmesine, Irak girmesi ise bir kere şeyin elinde. Irak merkezi ordusunun ve Irak merkezi polisinin girmesine izin veriliyor şu aşamada. Evet, İbadi'nin açıkladığı da bu. Ama evet. Ninova gönüllüleri, muhafızları denilen bu Türklerin eğittiği, Türkiye'nin eğittiği birlikler de peşmerge ile beraber aynı safta çatışıyorlar. Yani peşmergenin işte 10 kilometre yaklaşması, zaten peşmerge neredeyse 10 kilometre Musul'u çevrelemiş durumda.
Diğerlerinin de 2 kilometre daha yaklaşması, yani Ninova muhafızları. Ama sonuç olarak şu var, kimlerin katılacağı çok uzun bir tartışma oldu. Şimdi soru, Musul kurtarıldıktan sonra bu zaferi kimler paylaşacak ve nasıl paylaşacaklar? Musul nasıl yönetilecek? Musul, Bağdat'a bağlanacak, Irak Merkezi Otoritesi'nin istediği gibi. Musul valisinin ve diğer Sünni güçlerin istediği gibi otonom bir bölge olacak, ayrı bir bölge olacak, Sünni bir bölge olacak Irak'ta. Aynen bölgesel Türk yönetimi gibi. 3. Musul, Peşmerge'nin, Dicle Nehri'nin doğusunu tamamen zaten neredeyse kontrol ediyor. Onunla birlikte Musul ikiye bölünecek fiili olarak. Doğusunu Peşmerge alacak, batısını da kim alırsa alsın konusuna fikri çerçevesinde bu fikirler oluştu. Şu ana kadar en kritik konu şu. Bir, gerçekten Musul alındıktan sonra Musul'da istikrar olacak mı, olmayacak mı? Bir etnik ve mezhep savaşı başlayacak mı, başlamayacak mı? Çünkü bütün kurgu Musul'da mezhep eksenli bir gerilimden kaynaklanıyor. Ve dolayısıyla İran oraya müdahale etmek istiyor. Perde arkasından Irak merkezi hükümetini kullanmak suretiyle. Türkiye müdahale etmek istiyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın hep Sünni anlayışıyla. Ve dolayısıyla bölgede bir bilek güreşi devam ediyor şu anda. Siyasi olarak. Musul'un kurtarılması ne kadar zaman alacak göreceğiz. Ama şunu bilmemiz gerekiyor. Gerçekten askeri olarak IŞİD belası temizlendikten sonra orada büyük bir temizliğinde başlayacağını belirtmemiz lazım. Çünkü nasıl bir temizlikten anda, yani endişeler var sivil kayıpları ile ilgili, onu mu kastediyorsunuz? Bir noktada öyle ama şöyle, Musul'un neredeyse nüfusunun, Musul ve Tel Afer dahil 1,5 milyon insan kaçtı. Bu insanlar 2 yıldır perişan oldular. Bunların akrabaları öldürüldü. Bunların evlerine el konuldu. Belki de ailelerinden bir kısım kızlarına, kadınlarına el konuldu IŞİD tarafından. Müthiş bir nefret var ve öç alma duygusuyla dönmek isteyen insanlar var. Ve bunlar Musul'da ciddi manada bir sıkıntı yaratacaklar. O nedenle de Musul'u kimin kontrol edeceği, nasıl kontrol edeceği, daha sonraki yönetimi bundan sonraki süreçte en çok tartışılan husus olacak. Bu noktada da Türkiye'nin eli ne kadar güçlü veya ne kadar zayıfladı, ona bakmamız lazım. Şu anda Türkiye maalesef tablodan dışlanmış durumda. Şimdi tam da bu noktada şunu merak ediyorum. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ABC planlarından söz etti. Abdülkadir Selvi bugün Hürriyet gazetesinde o planlara ilişkin ayrıntılı bir yazı yazmış. İzniniz olursa şu cümleyi okumak istiyorum, bir paragraf. Şimdi A planını zaten biliyoruz, Başika'daki Türk birlikleriyle ilgili de. B ve C planları ne diye merak edilmişti. Onun üzerine yazmış Abdülkadir Selvi, şöyle diyor. Henüz yürüyen bir süreç olduğu ve pazarlıklar sürdüğü için çok ayrıntıya girmeyeceğim ama B planı Peşmerge formülü. Barzani'nin daveti üzerine Türkiye'nin operasyona dahil olması. Erbil Bağdat gibi merkezi bir yönetim değil ama Musul operasyonunda Barzani önemli roller üstleniyor. Peki C planı ne? Musul'daki Sünni Arapların daveti üzerinde duruluyor. Başika kampında Musul gücünü eğittik. Musul'un eski valisi Nuceyfi'ye bağlı olan yerel birlikler Ninova gücü adını aldılar. C planı olarak Musul'un yerel güçleri Türkiye'yi yardıma çağırabilir. Gelen bilgiler A planının büyük ölçüde geçerli olduğu yönünde ama B planı ve C planının da her an lazım olabileceği yolunda diyor Abdülkadir Selvi o planları ifade ederken. Evet. Şimdi yerel güçlerin, Barzani güçlerinin ya da yerel güçlerin Türkiye'yi çağırması söz konusu olabilir mi bundan sonraki süreçte? Türkiye A planı diyor ama dışarıda mı kaldı, içeri girebildi mi? Musul'daki Başika kampındaki birlikleriyle ilgili o gerilimi uluslararası koalisyonun şu anki etkinliğiyle beraber nasıl yorumlayalım? Şimdi Abdülkadir Selvi'nin söylediği tamamen bir zırva. Çünkü ne bölgeyi biliyor, ne bölgedeki gerçekleri biliyor, ne de birisi üflemiş kulağına onu söylüyor. Yani hükümetin diyorum, daha doğrusu Erdoğan'ın söylediklerini anlatmaya çalışıyor. Belli ki perde arkası bilgi verilmiş. Böyle bir niyet var, onun için soruyorum. Hani evet, niyet bir Osmanlı hayali mi yine karşı karşıya kaldığımız? Semra Hanım, neden geçersiz ve yanlış olduğunu söyleyeyim. Şimdi Türkiye şu anda Irak merkezi hükümetine Türkiye'yi dışladı. İstemiyor. Bugün Abadi açık açık şov yapıyor ki ben istemiyorum. İki, Peşmerge
Peşmerge'nin daveti üzerine gitmek ne demek? Peşmerge bölgesel Kürt yönetiminin dışında Başika konusunda Barzani'den izin alınıyor. Ya Barzani Başika'ya hakim mi? Siz Barzani'nin Başika üzerinde hakimiyetinin olduğunu böylece kabul etmiş oluyorsunuz. Yani Irak Anayasası'na göre de, uluslararası hukuka göre de bölgesel Kürt yönetiminin içinde olmayan bir vilayete bir başka ülkenin askerinin yerleştirilmesine orası nasıl izin verebilir? Böyle bir hakkı hukuku var mı Barzani'nin? Bir kere burada baştan aşağı yanlış. Ne hukuk biliyorlar ne Türkiye işte bundan rezil oluyor. Yani neyi savunacaksınız? Barzani Başika konusunda Türkiye'ye izin ver dediğiniz zaman insanlar size güler. Başika Barzani'ye bağlı değil ki. Yani biz örneğin biz Irak'ın diyelim ki bir başka konusu başka vilayetine diyelim Kerbela'ya askeri yerleştirilmesi konusunda biz gidip de Rusya'ya izin versek millet gülmez mi? Burası bize mi ait bir yer? Dolayısıyla bu konu tamamen saçma. İki, efendim B planı varmış. Ya geçiniz onları, sizin A planınız bile yok. A planı bile yok Türkiye'nin. Şu anda Türkiye tabloda yok. Biz ne olacağız biliyor musunuz? Eğer bu Ninova muhafızlarını Musul'un içine girmelerine izin verdirebilirsek emin olun şey olacak. Yani bütün bu hengamede belki de tek somut bu olacak. Bir de Ninova muhafızları, ya Musul eski valisinin kendi eğittikleri kuvvetleri bile Musul'a sokmaya izin vermiyorlar. Böyle bir noktaya geldi Türkiye. Çok açık tekrar edelim mi cümleyi? Musul eski valisinin eğittiği birlikler Musul'a giremiyor. Giremiyor da şimdi siz neden bahsediyorsunuz? Yani Türkiye'nin eğittiği, Başika'da eğittiği 4000 tane Musul eski valisinin başında olduğu Haçlı, Vatani, Sünni gücün Musul'a girmesine bile izin vermiyorlar. Şimdi Türkiye dolayısıyla bu kadar yalnızlaştı ve tablonun dışına itildi. Bizim bir konuda bir tespit yapmamız lazım. Biz Özgür Suriye ordusunu yıllarca eğittik Türkiye'de. Bunları barındırdık, besledik, silahlandırdık ve paralar verdik. Ve sonuçta ne oldu? Suriye'de savaş devam etti. En sonunda Özgür Suriye ordusu yine Türkiye'nin desteğiyle 90 kilometrelik bir şeridi kontrol edebildi şu an Suriye'de. Ve diğer bölümlerde Suriye'nin diğer tablosunda Türkiye dışlandı. Şimdi de bu kadar süredir bizim Başika'daki birliğimiz eğer 4000 tane kuvvetle Musul'un bir bölgesine girebilirse başarı o olarak takdim edilecek. Başka girmeli midir? Evet. Öztürk Bey bir girmeli midir peki? Şimdi Türkiye'nin Musul'la ilgili bir takdimde bir yanlışlığı var. Yani diyor ki benim diyor burada çıkarım var. Karşı tarafta diyor ki çıkarın nedir senin? Yani benim bir kentimle ilgili ne çıkarın olabilir? Bunu diyene kadar daha farklı bir yaklaşım sergilese yani Irak merkezi... Ya fetihçi bir yaklaşımla ifadeyle yola çıkmayıp da Türkiye'nin geleneksel dış politikası yurtta sulh cihanda sulh diyerek mi yola çıkması gerekiyor? Üslup farkı mı? Yani şunu demek istiyorum ben. Elbette yani terminoloji önemli. Ben Irak'ın toprak bütünlüğünü desteklemek için buradayım. Irak'ın toprak bütünlüğünü desteklediğinizi iddia ettiğiniz zaman da o zaman Irak makamlarıyla bir işbirliğiniz olacak. Yoksa olmuyorsa insanlarda şüphe uyandırırız. Bakınız Misak-ı Milli ile ilgili cümleler sarf ediyorsunuz Musul bağlamında. İnsanlar zaten bu konuyla ilgili Türkiye'nin niyetinden şüpheleniyorlar. Siz başkalarına bu işi kaşımak isteyen, Türkiye'ye karşı kullanmak isteyen ve bunu gerekçe gösterip Türkiye'yi tablonun dışına itmek isteyen güçlere de malzeme sağlamış oluyorsunuz. Burada sorun şudur. Bir, IŞİD'den sonra Musul'un yönetiminde en azından kurtarılmasında yeterince işbirliği yapamadık ve tablodan dışlandık. Peki Musul kurtarıldıktan sonra Musul'un yönetiminde, daha doğrusu Kerkük'ün yönetiminde, bu bölgelerin yönetiminde Türkiye'nin ne yapacağız? Bizim müdahil olmamız gerekir mi siyaseten? Evet gerekir. Biz buraları falan, buralar bizim komşumuz. Türkiye buralarla mutlaka ilgilenmek zorunda. Ben şahsen Musul'u ben kendi ikinci vatanım olarak görüyorum. Ben orada esir oldum. 101 günüm geçti. Bu kadar Türkiye'nin dışlanması utanç verir. Utanç verir. Yani ben orada esarette 101 gün bunun kahrını çekerken bugün Türkiye'nin hiçbir şekilde tabloda yer almaması utanç verici bir şeydi. Facia, evet. Ama bunu sağlayan bu politikadır. Bu yanlışlıklardır. Türkiye'yi
Ankara'dan yöneten bir kafa var. Ne bölgeyi anlıyor, ne dünyayı anlıyor, ne Türkiye'nin geleceğini anlıyor, ne geçmişini anlıyor, ne uluslararası toplumun neye itiraz edeceğini, neyi kabul edeceğini anlıyor. Boş boş konuşuyorlar. Sonuçta da dışarıda kalıyorlar geçiyor, sonuçta biz bakıyoruz. Da. İşte bugün olduğu gibi. Operasyon başladı. Peki nerede Türkiye? Evet. Nerede Türkiye? Teşekkür ediyoruz Öztürk Bey. Güzel soru. Evet, Erdoğan Karakuş da telefon attığımızda şimdi ondan bilgiler alalım. Hava operasyonu da var, bir yandan IŞİD mevzileri vuruluyor, bir yandan da kara operasyonu var. Musul'u IŞİD'den kurtarma amaçlı başlayan operasyonun hava unsurlarını özellikle nasıl yorumlayacaksınız Sayın Karakuş? Şimdi hava harekatı zaten karşısında bir hava gücünü bulmayan kuvvete karşı devamlı yapılan bir işlem. Hava harekatı yapıldığı zaman da karşısındakinin dayanabilmesi söz konusu değil. Hı hı. Bunu herkes görüyor. Bugüne kadar da yapılan işlemden bir yerde işin yaratılması da benim malumunuz bu büyük İsrail koridorunun yaratılması amaçlıydı. Şimdi IŞİD ona hizmet ediyor. Şu anda Musul işte halkının hiç istemediği kişiler tarafından işgale tabi tutulacak. Yani bundan iki sene evvel IŞİD'in Musul'u işgalinde adeta halk Irak ordusunu oradan kovaladı. IŞİD değil sadece. Yani Irak ordusu oradan kaçarken halkın da desteğini almış olan IŞİD vasıtasıyla bu işlem tamamlanmış oldu. Önemli bir ayrıntıya dikkat çekiyorsunuz. Yani o bölgeye IŞİD rahatlıkla girdi. Tabii ki halkın desteğiyle girdi. Elbette, elbette. Yani o zaman 2 milyon civarında işte nüfusa sahiptik. Şu anda 1 milyon 200 bin falan diyorlar. O da ne kadarı doğru onu bilemeyiz. Bunun yanı sıra şu anda Musul'a harekata başlayan kuvvetlerin hiç girişi halk tarafından sevilmeyenler. Peşmergeyi hiç sevmez. Bakın Musul halkı ve bölge halkı peşmergeyi hiç sevmez. Bunun yanı sıra merkezi kuvvetin Şii gücünü hiç sevmez. İran'ı hiç sevmez. Bu bölge Irak'ta en büyük Sünni bölgedir. Ve bu Sünni bölge içerisinde en büyük nüfus sayısı da Araplar ve Türkmenlere aittir. Irak'taki 4 milyon 5 milyon Türkmen ve aşağı yukarı Sünni Arapların da büyük bir çoğunluğu bu bölgede yaşamaktadır. Yani sizin sözlerinizden sivil kayıplarla ilgili endişelerin çok daha büyük oranda endişe yaratabileceğini söyleyebiliriz herhalde. IŞİD'in temizlenmesi derken o sivil desteği de dikkat etmek gerekiyor demek ki. Sözlerinizden bunu anlıyorum Sayın Karakuş. Elbette ki, elbette ki. Yani biraz evvel de bu konuya özellikle bastığım gibi yani IŞİD'in oraya çok çabuk girmesinin ana kaynağı zaten IŞİD'in etnik ve mezhepsel olarak halkla bağlantısı olması. O nedenle burada tabii IŞİD'i yaratanlar amaçlarına bir yerde adım adım ulaşıyorlar. Buradaki IŞİD'in yaratılmasının amacı neydi? Zaman içerisinde burada Sünni ve Şii arasında çatışma çıkar. İşte Irak merkezi hükümeti şimdi oraya geliyormuş gibi görünecek. Ama daha sonra Amerika Birleşik Devletleri çekil dediğinde Irak merkezi hükümeti çekilmem diyebilecek mi? Burada ondan sonra belki ileride efendim diğer bizim hiç beğenmediğimiz, hiç istemediğimiz PKK-PYD güçlerine belki teslim edilecek Musul. Bu kadar büyük bir tehlike içerisinde ortam ve bunun sonunda da bu olaylar dinmeyecek. Yani Musul efendim ele geçse dahi güçler tarafından, halk tarafından bu güçler sevilmediği için olaylar devam edecek ve Türkiye muhtaç olacak. Bunu çok yakında göreceksiniz. Yani fazla uzun sürmez. Aynı olayı ben şöyle belirtmek istiyorum. Belki bunu değerlendirmeyenler olabilir daha önceki durumu bilmedikleri için. 2003'te Amerika Birleşik Devletleri Irak'ın tamamını işgal ettiğinde zannedildi ki her şey iman olacak ve ondan sonra herhangi bir sorun olmayacak. Ama bu özellikle bu bölgelerde bu kadar büyük bir güç haline geldi ki o zaman El-Kaide
Ve onlarla başa çıkamaz hale geldi Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye'ye muhtaç oldu. Türkiye'ye muhtaç oldu ve Türkiye'den iki tümen istedi veya işte bir tümen bir tutay istedi. Düşünün yani Amerika Birleşik Devletleri hemen 2004 civarında bizden yardım istedi. Bugün de aynı olay bulunacak. Çünkü neden bulunacak? Bu bölge halkının isteği doğrultusunda gelen kuvvetler değil bunlar. O nedenle Türkiye'nin burada muhakkak bulunması lazımdı. Ancak olmadı. Bu Musul Harekatı'nın hızlandırılmasının ana nedenlerinden bir tanesi de muhtemelen Türkiye'nin Suriye'deki başarısı. Türkiye Suriye'de başarısı ilerledikçe, başarısı görüldükçe Amerika Birleşik Devletleri de bunun Musul'a muhakkak ki etki edeceği, etki etmesi sonucunda Türkiye'nin muhakkak Musul'la ilgili işlemleri yapmada daha rahat bir noktaya geleceğini görmesi nedeniyle Musul harekatını daha önceye aldılar diye değerlendiriyor. Evet, anladım. Anladım. Ve endişelisiniz aynı zamanda bölgenin demografik yapısının değişeceğinden, peşmerge PYD'ye bırakılacağından dolayı ifadelerinizden bunu anlıyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Karakuş. Şunu da söylemek istiyorum. Bakın, orada ilk hedef Karakuş ve Hamdani kasabaları. Dikkat edin. Karakuş ve Hamdani kasabaları. Karakuş ve Hamdani kasabaları aşağı yukarı 4000 yıl önce Türklerin kurduğu kasabalardı. Yani öyle herkes bizim işte 1000 yıl önce Türklerin bilmem Orta Asya'dan falan geldiğini zannederler. 4000 yıllık bir kasabadır Karakuş kasabası ve Hamdani kasabaları. Yani Türklerin 4000 yıl önce gelip de oraya yerleştikleri yerdir. Yani orası belirli bir zaman içerisinde işte 1000 yıl önce gelen Türklere ait değildir. Bakın ismi de oradan gelir, Karakuş ismi de oradan gelir. Hemen onun kuzeyinde Alkuş kasabası vardır. Alkuş kasabası da Karakuş kasabaları 4000 yıllık kasabalardır, tarihi kasabalardır. Ve 4000 yıl önce Türklerin oraya yerleşik bulunduğunun ifadesidir. Evet, bu kadar da tarihsel bağın olduğu bir bölge ama şu anda endişelisiniz ki o bölgenin geleceğine ilişkin farklı bir senaryo uygulanıyor diyorsunuz. Teşekkür ederiz. Türkiye'nin en kısa zamanda en azından Suriye'de büyük bir başarıya ulaşması, en kısa zamanda 5-6 bin kilometrelik yeri bir yerde eline geçirip ÖSO vasıtasıyla bu kuvvetleri orada yerleştirip o bölgenin aşağı yukarı 3 milyon olan Türk nüfusu, Suriyeli nüfusunu o bölgeye taşıyarak o bölgede bir güç haline gelmesi Türkiye'yi Irak'ta da güçlü hale getirecektir, merak etmeyin. Evet, bir yandan da Suriye bağını da kurmuş oluyoruz böylece sözlerinizle. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, ben evet, de teşekkür ediyorum. Son bilgilere bakalım sevgili izleyiciler. Şimdi 3 cepheden eş zamanlı operasyon denildi. 3 cephe nasıl sayılmış? Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakanlığı, Musul'da IŞİD'e yönelik hazır cephesiyle Güven ve Geyyara cephelerinde eş zamanlı operasyon başladığını duyurmuş oldu. Bakanlığın açıklamasında 4 itibariyle Musul'un doğusundaki Hazır cephesinde peşmergenin, güneydeki Güver ve Geyyara cephelerinde ise Irak ordusunun IŞİD'e karşı harekete geçtiği belirtildi. Hazır cephesinde 3 koldan başlatılan operasyonda 4000 peşmerge görev almış. Operasyonları İKB'ye ve hükümeti ve Irak Federal Hükümeti yani Barzani Birlikleri ile Irak ordusunun birlikte yaptıkları bir ortak anlaşmanın sonucunda gerçekleştiği ifade ediliyor. IŞİD hedeflerinin bombalandığı, peşmergeye hava desteği sağlandığı da belirtiyor. Gördüğünüz görüntüler ise sevgili izleyiciler, Amerikan birliklerinin bölgeye konuşlandırıldığına ilişkin bilgiler. İbadi'nin açıklaması dikkat çekiciydi. İbadi, Musul halkının güvenlik güçleriyle dayanışma içinde olmalarını istedi. Sadece ordu ve polis birliklerinin Musul'a gireceğini duyurdu. Gelen görüntüler arasında ilk karelerde dikkat çekiciydi. Tankların hareketliliğine ilişkin bu görüntülerde Zertek Dağı'ndan DEHA'nın sağladığı ve görüldüğü gibi o duman canlı görüntülerde duman yoğunluğundan zaten çatışmanın olduğu anlaşılıyor o bölgede sevgili izleyiciler.
Hazır cephesindeki peşmerge komutanlarından bir açıklama var. Albay Seyit Acar, Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunmuş ve Musul'un güneydoğu doğusuna konuşlanan peşmerge güçlerinin kısa süre içinde 3 koldan IŞİD hedeflerine saldırdığını belirterek farklı cephelerdeki operasyonlara 15 bin ile 18 bin peşmergenin katılacağını duyurmuş. Evet, peşmerge birliklerinin 15-18 bin olacağı duyurulmuş bu açıklamada. Gece başladığı için operasyon helikopter bölgeyi sürekli aydınlatıyor diye bir ayrıntı daha görüyorum Hürriyet gazetesinde. Musul Ovası'ndaki hareketliliğin izlenmesi için helikopterlerin gece aydınlatıcı görev yaptıkları, Musul Ovası'nda yer yer havan toplarının sesi geldiği aktarılmış. Evet, Ninova muhafızlarıyla ilgili bir ayrıntı var. Peşmergeler Musul'u 10 kilometreye kadar bir yol açacak. Türkiye tarafından Başıka'da eğitilen Ninova muhafızları ise Musul merkezine 2 kilometre kadar yaklaşacak. Musul kent merkezine sadece Irak ordusu ve polis güçlerinin gireceğini de İbadi Irak Başbakanı duyurmuştu. Evet, Anadolu Ajansı'nın haberine göre Musul operasyonunun başlamasından çok kısa bir süre önce Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, ABD'nin başkenti Washington'da ABD Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Terör örgütü IŞİD'le mücadele eden koalisyon güçlerinin genelkurmay başkanları toplantısı için Washington'da bulunan Akar, ABD'li mevkidaşı General Dunford'la bir araya geldi. Evet, yapılan açıklamada bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğu Suriye ve Irak'ta devam eden harekatlar konusunda ifade edilirken, görüşmede Musul Harekatı'nın gündeme gelmiş ve Musul Harekatı'nda sivillerin zarar görmemesi konusu özellikle vurgulanmıştır denildi Genelkurmay Başkanları'nın bu toplantısında sevgili izleyiciler. Operasyona 36 ülkeden 30 bin kişinin katıldığı da gelen bilgiler arasında, bu ayrıntılara da bakalım. Evet, 36 ülkeden 30 bin kişinin katıldığı ifade ediliyor. Haçlı Şabi milisleri Irak ordusu çatısı altında operasyona katılıyormuş. Irak ordusuna bağlı 250 kişiden oluşan 16 özel operasyon alayı olduğu, şimdi teknik bilgileri veriyoruz. Hürriyet gazetesinin girdiği haberdeki teknik bilgiler şöyle. Irak ordusuna bağlı 250 kişiden oluşan 16 özel operasyon alayı var. Irak ordusuna bağlı, sayıları 250 ile 300 arasında değişen 32 adet piyade alayı operasyona katılıyor. 150'şer kişiden oluşan 16 tank taburu Irak ordusunun 9. tümenine bağlıymış. Ve 4 zırhlı alay Irak ordusunun yine 9. tümenine bağlı. 12 acil müdahale alayı Ninova özel polis birimlerine bağlı 12 acil müdahale alayı bulunuyormuş. 12 acil müdahale alayı 3. Ordu'ya da bağlı olarak görev alıyor operasyonda. 8 Haçlı Vatani alayı 1 ve 2. Tugaylar'da. Ninova Polis Komutanlığı'na bağlı SWAT taburu yer alıyor operasyonda. Irak Federal Polis Teşkilatı'na bağlı 8 mekanize alayı operasyonda yer alıyor. Koalisyon Irak ordusuna bağlı uzun menzilli topçu bataryaları, 1 tümen peşmerge ve 2 tümen Haçlı Şabi milis gücü destek amaçlı olarak hazır bekliyormuş. ABD öncülüğünde şekillenen koalisyon gücüne ait 10 filo ve Irak kuvvetlerinden de 3 filo yine operasyonda görev alıyor. Koalisyon ve Irak'a bağlı toplam 10 taarruz helikopter filosu da operasyonun muharip gücünü teşkil ediyor diye teknik bilgiler paylaşılmış. Operasyona katılan askeri güç bu şekilde özetlenmiş. Saat başında devam edeceğiz. Hasan Ünal bu kez. Hasan Ünal'la sevgili izleyiciler, operasyonun dış politika boyutunu, uluslararası boyutunu, yani operasyon tamamlandıktan sonraki boyutunu da değerlendirme fırsatımız olacak. Telefon bağlantılarıyla da sıcak analizler devam edecek güne başlarken de. Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor.